Merhaba arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği modası geçmeyen klasik bir süs bitkisi. Yılbaşı kaktüsü olarak da bilinir. Bu videomda sizinle yılbaşı çiçeği hakkında bilgiler paylaşacağım. Gördüğünüz üzere öyle güzel çiçeklerini açıyor ki büyülenmemek elde değil. Yılın ilk günlerinden başlayıp bahar, yaz başına kadar çiçek açabiliyor. Şu an benimkinde olduğu gibi. Yıl içinde birkaç kez çiçeklenme yapar ama en çok kış başında çiçeklerini gösterir. Yılbaşı çiçeğinin çiçek açmasını desteklemek için kuru mayalı bitki besini tarifleri var. Evde yapabileceğiniz, deneyebilirsiniz. Yılbaşı çiçeğinizi direkt güneş almayan aydınlık bir yere yerleştirin. Çok sıcak bir ortamda asla bulundurmayın. Çiçekli olduğunda ve yaz aylarında düzenli olarak sulayın. Dinlenme zamanı sulamayı azaltabilirsiniz. Yaz aylarında aydınlık ama serin bir ortamda bulundurun. Yılbaşı çiçeğinin çoğaltılması çok kolay. Gördüğünüz gibi yaprakları birbirine ekli, ekli yerlerinden kopararak toprakta ya da suda köklendirmeyi yapabilirsiniz. Beyaz, pembe, kırmızı tonlarda çiçekler açar. Benimki kırmızı. Bol çiçek açması için yılbaşı çiçeğinizin serin bir ortamda bulundurun çiçeğinizi. Yılbaşı çiçeğinin bakımında önemli noktalardan biri gün ışığı. Aralık ayından Şubat ayına kadar direkt güneş ışığına maruz kalabilir ama yazın kesinlikle öğle vakti direkt güneş ışığına maruz bırakmayın çiçeğinizi. Aydınlık olması yeterli çiçeğinizin olduğu ortamın. Yılbaşı çiçeğinden bol çiçek almak istiyorsanız daima serin bir ortamda bulundurun. Toprağı da su tutucu ve havadar olmalı. Humuslu olmalı aynı zamanda toprağa. Çiçek açtığında ve yaz döneminde düzenli olarak çiçeğinizi sulayın. Çiçeklenme bittikten sonra sulamayı azaltabilirsiniz. Yaz boyunca eğer dışarıda esintili bir yerde tutuyorsanız çiçeğinizi, toprak yarıdan fazla kuruduğunda, diğer şartlarda, diğer zamanlarda ise toprak iyice kuruduğunda sulayın. Su iyice dinlenmiş olmalı, tortusundan arınmış olmalı. Topraktaki nemi sürekli kontrol edip bu şekilde sulamanızı yapabilirsiniz. Yılbaşı kaktüsleri çok kolay hastalanmaz. Yaprak bitleri bu çiçeği tercih etmiyorlar. Genellikle bodur güllere dadanıyorlar. Özellikle bu zamanlarda Mayıs-Haziran aylarında bodur güllere dadanıyor yaprak bitleri ama yılbaşı çiçeğinde böyle bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Yılbaşı çiçeğinde karşılaşacağınız en yaygın problem kök çürümesi. Bu da yanlış sulamadan oluyor kök çürümesi. Sulama dengesini iyi yaparsanız yaz ve kış dönemi daha farklı sulama oluyor. Biraz önce anlattığım gibi herhangi bir sıkıntı problem yaşamazsınız. Özetleyecek olursak yılbaşı çiçeği aydınlık bir ortamda bulunmalı ama direkt güneş ışığına maruz kalmamalı. Serin bir ortamda olmalı çiçeklenmesinin bol olması için ve sulamayı da toprağın nemini kontrol ederek yapmalısınız. Benim paylaşacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.